Televizyon'un değerli izleyenleri, bu güzel Bursa gününde Ustaların Elinden programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok keyifli şeyler yapacağız, yine çok keyifli şeyler öğreneceğiz ama bunun için de bir yol gösterimimiz olması gerekiyor. Her gün olduğu gibi yine sevgili Mimin Orhan'la buluşacağım. Bakalım bugün neler yapacağız. Ustaların Elinden başlasın diyelim. Sevgili Mimin Orhan. Merhabalar efendim. Merhabalar. Yine buluştuk. Yine Anderliğine ihtiyacımız var. Bizler bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Bugün neler yapacağımızı bilmiyorum ama bir soluklanalım istiyorum. Tophane'nin güzel ambiyansını yaşayalım istiyorum. Vallahi ben de aslında ne yapacağımızı bilmiyorum. Öyle biraz mi? Bir dinlenelim. Tamam. Bir şeyler içelim. Oradan çıkarırız diyorsun. Oradan tamam, buluruz kesin. Bakalım bugün ne yapıyoruz. Hadi bir şeyler içelim. Anıt ağaçlar dolu, türbeler var, şehitlik var. Çok güzel bir yer burası. Muhteşem bir yer. Çok huzurlanıyor değil mi insan? Sus, evet. Sesi falan da geliyor. Bayılıyorum. Bursa'nın en güzide yerlerinden bir tanesi. Tophane, Osman Gazi Türbesi'nin ve Orhan Gazi Türbesi'nin yanında. Evet. Ne güzel. İçeceğimiz de var. Ben çaya niyetlenmiştim ama bu havada bu iyi gider dedim. Evet. Deneyeceğim ben bu havada... Hep şeye alışmışız ya, çay böyle harareti alır vesaire diye. Bunu da deneyeceğim ama ben bunu soğuk olarak hiç içmemiştim. Şimdi sıcak olarak hep alıştım. Deneyeceğim bakalım. Bakalım nasıl olacak? Bu arada hani çay farklı bir kültür de bu. Artık renkli içecekler de çok hayatımıza girdi. Çok fazla abartmadan arada içiliyor. Ama yine de bir çayın yerini tutacak mı bakacağım ben şimdi. Bence çayın yerini tutar. Ay güzel geldi. Ben çok severim çünkü. Gerçekten çok güzel geldi. Bir de soğuk soğuk hiç içmemiştim ben bunu. Çay bardağında, çay bardağı, şu bizim klasik çay tabağımız, çay kaşıkları ayrı bir kültür. Zaten herhalde dünyada en çok tüketilen bizim ülkemiz. Evet. Değil mi? Bir de şunu biliyor musun Mimin? Bizim bardaklarımız, mesela bunlar artık biraz modernize oldu da, bizim o küçük İnce belliler var ya, onun dünya üzerinde örneği yok herhalde. Evet, bizde bir de geleneksel sanki bir şey olmuş. İnce belli bardak olsun. İnce belli de alayım. Kesme, misafirlere kesme çıkar ya. Ve dünyada çay kaşığı deyince bu tatlı kaşığının bir numara küçüğü akla gelir. Bizim çay kaşıklarımız işte onun için farklı. O ince belli bardaktan dolayı farklı. Küçük, en küçük boy olmasının sebebi o. Bizimkilere büyük geliyor ya, şöyle karıştırdığında dönmüyor ya içinde. Şu güzel bir keyiftir şu bak. Ben de yapayım. Ne kadar güzel bir ses var. Ahenkli değil mi? Evet. Aslında ahenk tabii ki mekandan da kaynaklanıyor. Evet. Bursa'da aslında en büyük sedef örneklerinden, ilk eserlerden bir tanesi. Aslında Osman Gazi Türbesi'nin içindeki sedef korkuluk. Değil mi? Herkes zaten bilir. Aslında Osmanlı'nın da kurulmasına vesile olmuştur. Yani hı-hı, Osman Gazi'nin bir rüyasıyla aslında Evet. Bu gece rüyasında görüyor. Gece rüyasında görüyor. İsterseniz kısaca ben anlatayım. Evet evet. Ben çok severim o hikayeyi. Osman Gazi yani Osmancık o zaman daha yani Osmanlı yok. Şeyh Edebali yani hocasının evine ziyarete gidiyor. Ve saat çok geç olduğu için hocası salmıyor. Oğlum burada yat diyor. Bir döşek hazırlıyor. Şeyh Edebali kendi odasına çekiliyor. Osman Gazi o odada o gece tam yatacakken duvarda Kur'an-ı Kerim'in asılı olduğunu evet, görüyor. Ve
ayaklarımı hani uzatıp yatmayayım, hürmet etmek için, evet, hürmetsizlik olmasın diye, saygısızlık olmasın diye o gece orada uyumuyor, sabaha kadar ibadet ediyor ve Kur'an okuyor. Ve sabah kalktığında tabi hocası Şeyh Edebali bunu görüyor. Diyor ki evlat hani niye diyor uyumadın? Diyor ki hocam hani uyku tutmadı deyince oradan ayrılıyor. Aradan bir iki gün geçiyor ve bir rüya görüyor. Rüyasında göğsünden çınar ağacının çıktığını ve Bursa'da çınar çok meşhurdur. Evet. Bunun dallanıp budaklandığını görüyor. Evet. Ve aya doğru yürüyor. Evet, hocasına geliyor Şeyh Edebali'ye. Hocam hani ben böyle böyle bir rüya gördüm. Bunun şeyi nedir deyince evlat diyor. Senin soyun ulu olacak, geniş olacak, bereketli olacak ve dallanıp budaklanacak diyor. Ve sonradan Osmanlı kuruluyor ve hakikaten de çok uzun seneler. Çok uzun oluyor. Şeyh Edebali'nin de aynı zamanda damadı oluyor. Çok güzeldir, çok severim. Buraya her geldiğimde onu hatırlamaktan da çok keyif alıyorum. İçecekler de var, buraya çok da turlar geliyor. Kalabalıklaşmadan ben aslında atölyeye geçmek istiyorum ama hala ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne yapacağız? Aslında ne demişti Şeyh Edebali? Bereketlenecek, çoğalacak demişti değil mi? O zaman şöyle bir şey yapalım. Karışık kaşık aslında bir bereket sembolüdür. Evet. Yani mesela yemek yaparlar, karıştırırken, tabii. Mesela birine bir şey verirken, bir çay koyarken, şeker atarken derseniz ki işte şifa olsun, bereketli olsun. Hazreti Fatma anamızın eliyle olsun deriz. Evet. Biz de bunlar geleneksel bir adettir. Biz de o zaman bereket olsun diye, çoğalsın diye kaşıktan bir takı yapalım. Kaşıktan takı yapalım. Evet. Ama çok keyifli. Çok keyifli. Aslında bundan eğip bükerek mi yapacağız? Bakacağız. Şimdi bu durumda risk altındayız. Ben bu kaşığı alırım. O zaman izin isteyelim, alalım. Tamam, söyleyelim. Çünkü hani şekil olarak da ben bunu da beğendim yani. Tamam, o zaman. Ama nereye kullanacağımızı da bilmediğim için. Evet, o az sonra bizim şeyimiz olsun. Takımız olsun. Takımız ve sırrımız olsun nasıl yapacağımız. Tamam, sırrımız olsun. Biz şimdi o zaman sevgili izleyenler gidelim. Çay kaşığının iznini isteyelim. Ardından atölyeye geçelim. Bakalım nasıl bir takı olacak bu çay kaşığı. Evet, sohbetimizi ettik. Ben meraktayım. Fidanan'daki atölyemize geldik. Çay kaşıklarımızı da önümüzde rica ettik. Çok da gani gönüllü davrandılar. Bize fazla fazla verdiler çay kaşıklarını. Şimdi bunlardan ne yapıyoruz? Bundan bence bir kolye yapalım. Kolye yapıyoruz. Çok ilginç. Merakla bekliyorum. Ben benzer örnekler, çatal çalışmalarını gördüm ama kaşığı hiç görmemiştim. Evet. Şimdi burada bir kelebek motifi çizmiştik. Evet. Kelebek motifini şimdi ben kestim. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Destereyle keseceğiz. Bir buradan. Yazıcıdan çıkardık motifleri bu şekilde. Evet, bunu Aydınger kağıdına direkt çizip yapabiliriz. Ama hazır çıktıdan çıkartıp şöyle. Bunu kaşığın iç tarafına yapıştıracağız şimdi. Evet, şimdi ben spreyle yapıştırıyorum ya. Şimdi seyircilerimizde eğer evinde bu spreyden yok ise Japon yapıştırıcısıyla yapıştırabilirler. Aynı şey. Şeklin oraya çıkması maksat. Tabii ki. Çalışabilmek için. Şimdi burada motif şöyle dursun diyorum. Evet, sen ver ev dursun. Evet. Evet, şöyle yapalım. Güzel. Şöyle güzel mi? Evet, evet, çok güzel. Tamam. Kelebeğin modeli de çok güzelmiş. Şöyle bakıyorum. Evet. Çünkü bu çizginin şurasını yaklaşık ortalaması lazım. Tamam. Evet. Şimdi bu burada şöyle birazcık duruyor. Şimdi biz matkapla bunu deliyoruz önce kıl testeresinin girebilmesi için. Evet, şimdi burada minik bir delik açacağım. Bunu matkap olur, top boş olur. Arada işte matkaplarını veya top başlarını bal mumu yok ise sabun, kuru sabun herkesin evinde genelde olur. Mesela ben normalde buraya E ile alacaktım. E'miz şu an yapmadım. Evde yapıyormuş gibi yaptık. Burayı şöyle zımparayla aldım. Burayı pürüzlerine alıyorum ki dönerken sıkıntı çıkarmasın. Tamam. Kıl olarak da 5-0 kılla keseceğim bunu. İçinden geçirip çalışmaya başlayacağız. Şimdi buradan ne yaptım?
deldim. Deldiğim parçayı içinden geçirdim ve buradan sıkıştırdım. Bal mumunu hafif sürdüm. Evet. Şimdi buradan normalde tabii ki düz parça kesmek daha kolay. Bu tarz. Evet. Bu yuvarlak bir de. Oturtması da sıkıntı biraz. Kesmek daha zor ama yavaş yavaş keseceğiz. Bunlar da bu tarz işte bir şeyleri değerlendirelim dediğimizde hiç sınırı yok değil mi? Hayır. Her şeyden bir şey bulabiliyoruz. Her şeyi çalışabiliriz. Bunda illa şu olacak veyahut da bu desen olacak diye bir şey de yok. Yani bunu kıvırıp mesela içine biz motif kesiyoruz değil mi şimdi? Evet. Sadece kıvır boynuna tak veyahut da üzerine çizikler at. Orta boşluğuna taş yapıştırılabilir. Tabii ki. Onun yaratıcılık için, da bize kalmış. Tabii ki. Seyircilerimiz önemli olan burada elimize dikkat etmemiz keserken. Buradan şöyle. Bir de tabii zeminin oturması da çok önemli değil mi? Şu anda kaşık olduğu için arkası böyle bombeli. Bunun oturması da daha zor oluyor tabii. Testere kullanımı el sanatlarında çok yaygın. İşte gümüşte, kuyumda, senin yaptığın sedefte hepsinde var. Zaten iç içe geçmiş sanatlar. Hepsinde var. Tabii. Testere kullanmayı bilen kişi her şeyi yapar. Hepsinde var. Peki bir şey soracağım. Bu tarz değerlendirmeler yani kaşıklar vesaireler eskiden var mıymış? Var. Bunlar modernize olduktan sonra mı çıkıyor? Hayır, hayır. Her dönemde var. Sadece bu kadar yaygın değil. Yani yine heykel yapılmış, yine farklı şeyler yapılmış. Yani bunlardan ben çok değişik şeyler gördüm. Evet. Ama tabii ki bu dönemle alakalı. Bir Osmanlı'ya gidersek, Osmanlı bunu böyle uğraşmamış ama bu formu kullanmış. Evet. Zaten o kaşığı sanat eseri yapmış. Evet, eski şeyler şimdi tamam teşekkür ediyoruz. Çay kaşığı çok sağ olun ama eski olanlar herkesin, anneannelerin, babaannelerin evlerinde de görmüşsünüzdür. Çok güzeldi o kaşıklar. Gümüş çatal kaşık takımları çok güzeldi. Oymaları, işlemeleri çok güzeldi. Evet, baya baya bitiyor şimdi. Bugün ben sana yardım edemedim ama bu ustalık eseri bir şey. Ben bunları yapabilmem için önce plakaları kesmem lazım değil mi? Evet, aslında sizinle de böyle yavaştan böyle kesmeye, ajur işlerini böyle başlayabiliriz. Tamam, başlayalım. Ortadan çıkan kelebek, ay çok güzel oldu. O da kullanılabilir değil mi? Tabii ki. O da bir motif olarak orada kaldı. Bunu... Çok güzel oldu. Buradan... Evet. Bir delik açıp buna da kullanabiliriz. Evet. Kağıdımı üstünden... Çift yardımıyla veyahut da cımbız yardımıyla şöyle alıyorum. Şöyle aldım. Şimdi bunu kalın yapmayalım bence. Şu gelen kısmını ince yapalım. Evet. Yani çevireceğimiz, halka yapacağımız kısmı. Tamam. Usta diyorlar, hiç yaparken hani sıkılmıyor musunuz? Ya inanın 24 saat olsun, 24 saat bunu kesersiniz. Çok hipnotize edici bir şey. Şimdi bakın bir tane daha parça çıktı. Evet. Bakın. Evet. Çok güzel oldu. Minik, aslında birkaç parça iş yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi buradan eğimi alıyorum. Şimdi... Mesela izleyicilerimiz diyebilir, evimde benim eğem yok, ne yapacağım diyebilir. Herhangi bir tahta parçası buluyorsunuz. O tahta parçasını bu formda düz bir şekilde kesiyorsunuz. Üzerine zımpara kağıdını yapıştırıyorsunuz. Aynısı oluyor size. Evet. Kendi eğenizi kendiniz de yapabilirsiniz diyorsun. Takılmasın diyor, geçtiğin yerleri hem takılmasın hem de burada... Destereyle giderken sonuçta bu metal olduğu için biraz sert, formunu da düzeltmiş oluyoruz. Formu
düzeldi. Çok güzel oldu formu da. Karga burun ile. Evet. Şöyle. Yavaş yavaş kıvrıldı. Kolyenin ana formu ortaya çıktı. Halka kısmı buraya tam bir şekilde oturdu. Hı hı. Şöyle bunu... Zincir çıkmaz oradan veya süet olabilir, deri olabilir. Çıkmayacaktır. Evet. Buraya tam bir şekilde kıvırdım. Hı hı. Gerçekten bir çay kaşığından sanat eserine yolculuk böyle bir şey galiba. Şimdi bakın, form arkası düz, buradan. Evet. Burası işçilikli bir kaşık oluyor şu an. Şu an elimdeki malzeme sıcak. Evet. Yani ısınıyor. Hı hı. Bunu bir pense yardımıyla, bir ahşap tutucu ile, yüzük malafaları vardır. Hı. Onlarla da tutulabilir. Doğru, yanma olmasın diye başka bir şey aracılığıyla sıkıştırılarak yapılabilir. Biz tabii yaparken aynı zamanda da şu an bizi izleyen izleyicilerimiz hani en kolay nasıl yapabilirler, evet, onu da düşünüyoruz. Evet. Çok farklı böyle E'ler var. Evet. Her yerde de bulunabilir. Evet, evet. Bakın, geldik buralara. Tıkla da olabilir, evet. Biraz daha zaman alır. E'lerle, balık zırtıyla, işte bir sürü malzemeyle yapılabilir. Bunu şöyle zımpara yapıyorum. Evet. Zımpara yapma sebebim, hem kenar formlarını kırıyorum, keskin yerlerini. Hem de formu yumuşatıyorum. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. Evet. De. Tabii ki, dedi. Tabii ki yaptıracağım. Ne yapacağım? Şunu şöyle, iç kısmını şöyle elimizle şöyle tutuyoruz. Zımparalıyorum. Şöyle tuttu. Tamam. Şöyle hafif tamam. Bir şekilde şuradan şöyle kenarlarına, şöyle tamam, yanlarına zımparayla alıyoruz. Tamam. Ne kadar güzel değil mi? Bir parçadan üç tane parça, evet, çıkıyor. Ve ki, sadece çay kaşığı bu. Peki bunu böyle düşünelim. Bunu diyelim kürdan yapmadık. Evet. Bunu buradan da kestik, kıvırdık, bileklik yaptık. Oo, güzel olur. Tamam mı? Daha bakayım, iyi değil mi? İdare eder. Tamam, biraz daha mı yapayım? Yani olmuş. Bunu hafif parlatıyoruz. Evet. Bunu böyle yaptık. Buradan cila bezimizi alıyoruz. Hı hı. Bunu mat bırakabilirler izleyicilerimiz. Bence cilalı olsun. Cilalı olacaksa da bezle silerek, tamam, bunu parlatabilirler. Parlattık yüzeyi. Diğer malzemeler için söylemiyorum ama bu çay kaşığı olduğu için söylüyorum. Hanımlar bunu bilirler. Önce bir sıvı bulaşık deterjanlı suda biraz bekleyecek. Durulandıktan sonra sirkeli suya yatıracağız. Bir saat bekledikten sonra tamamen pamuklu bir bezle temizlediğimizde bu kadar parlak olmasa da güzel net bir parlaklık alacağız lekesiz. Evet. Şimdi ben bunu hemen suyla bir durulayayım. Tamam. Aa, çok güzel. Evet. Bir kurularsanız. Çok güzel oldu. Ben ama bunu bir sonraki programa takarım. Bununla gezerim. Çok güzel oldu. Yani bir çay kaşığının şu hale gelmiş olması bunun sanatçılığını gerçekten gösteriyor. Estağfurullah. Çok hoş oldu. Ellerine sağlık. Bence de çok değişik bir şey oldu. Evet. O zaman biz bunu ipine takalım. Takalım. Ondan sonra da çekelim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Ustaların elinden de bugün Mümin gerçekten sanatçılık konuşturdu. Her gün çok beğeniyorum ama
sıradan bir çay kaşığının şu forma gelmesi, bu kadar estetik olması ve bunu bu kadar kısa bir sürede yapmış olması çok güzeldi. Eskiden reklamlar vardı, çok eskiden, şu anda anca videolarda görüyoruz. Atın, atın, atın diye her şeyleri eskilere atıyorlardı. Şimdi atmayın, sakın atmayın diyoruz. Çünkü mümin bir fikir verecektir, bir şey araştıracağız, bulacak ve o hayata geçecektir. Onun için hiçbir şeyi atmayın diyoruz. Ustaların elinden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.